Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Mortal Kombat Trilogy ile karşınızdayım. Oyunumuz aslında adından da anlaşılacağı gibi bir üçleme. Mortal Kombat 1, 2, 3 ve Ultimate Mortal Kombat 3 oyunlarının ne diyelim bir araya getirilmiş bir paketi. Yani o oyunlardaki tüm karakterler, tüm backstage'ler, tüm müzikler vesaire bir araya getirilmiş ve PC Ardından da konsol kullanıcıları için piyasaya sürülmüş. Lakin oyunun bir arcade versiyonu yok. Tabii ki de biz hep Mortal Kombat'ları arcade üzerinde oynamaya alışan bir nesil olarak. Gerçi konsol portları da vardı ama işte 16 bit konsolda Mortal Kombat 2 oynamaya çalışıyordun. Bu bizi tatmin etmiyordu. Ve gene Atari salonlarına koşuyorduk açıkçası. Dolayısıyla burada böyle bir şey tercih etmişler. Yani hiç arcade versiyonunu yapmayalım. Sadece PC ve konsol kullanıcılarına böyle bir şey sunalım demişler. Lakin dolayısıyla 16'ya 9 olarak oyunu oynamaya çalıştığınız zaman berbat bir grafik kalitesiyle karşılaşıyorsunuz. Eğer benim yaptığım gibi 4'e 3 yaparsanız ekranı, yani bir kare ekrana dönüştürürseniz, çünkü oyun o öyle o şekilde yapılmış, yani arcade versiyonu olmadığı için yani gayet oynanabilir şekilde 4'e 3 ekranda oyun bize sunulmuş. Şimdi o dönem 96 senesinden bahsediyoruz. Gerçekten nostalji dolu yıllar. FIFA 96, NBA Live 96, daha sonra da Mortal Kombat Trilogy CD'leri bizim için vazgeçilmez CD'lerdi. Zannedersem Quake 1 daha çıkmamıştı o dönemde. Neyse. CD'ye erişimler kolay değildi. Yavaş yavaş bilgisayarlarımıza CD-ROM takılmaya, PlayStation 1 evlerimize konuk olmaya vesaire başlamıştı. Tam da bu dönemde Mortal Kombat 1, 2 ve 3'ün başarısından, ayrıca 95 senesindeki filmin de etkisinden kaynaklı olacak ki, oyunun yapımcıları ve Midway firması oyuna böyle bir paket şeklinde PC ve konsol kullanıcılarına sunmayı düşünmüşler. Ticari başarı için diyelim. Tabii ki de müthiş satışlara ulaşmışlar. Şimdi o dönemde dediğim gibi CD'ler yeni çıkmış ve erişimi zor olduğu için herkes birbirinden Mortal Kombat Trilogy CD'sini isterdi. Ama herkes de vermeme konusunda bir direnç gösterirdi. Hani birisi gelir der ki Mortal Kombat Trilogy CD'sini versene, hafta sonu oynayıp getireyim. CD'nin sahibi olan kişi de bin bir tane bahane veya yalan söylemek suretiyle karşı tarafı vazgeçirmeye çalışırdı. Çünkü CD verdiğin zaman gelme şansı yok. Bunu biliyorsun. Ve yenisini de bulma şansın yok. Çünkü oyun gerçekten zamansız bir oyun yani. İnanılmaz kaliteli bir oyun. Yani bugün de oynandığın zaman gerçekten hayretler içerisinde kalıyorsun, açık söylemek gerekirse. Durumumuz buyken oyunun konusuyla ilgili falan pek açıklama yapmak, bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bu oyunun konusu yok. Dediğim gibi bir paket. İlk üç oyunu içeren bir paket. Bazı karakterlerde isterseniz Mortal Kombat 1, isterseniz Mortal Kombat 2 karakterleriyle de oynayabiliyorsunuz aynı kişileri. Lütfen konu 1, 2 ve 3. oyunla ilgili konularıyla ilgili bilgi almak isterseniz eski videolarıma bir dönüş yapınız. Orada çok detaylı olmasa da ana temaları hakkında bazı bilgiler vermekteyim ve karakterlerin, dövüşçülerin motivasyonları hakkında da yine detaylı olmasa da bazı bilgiler bulunmakta. Şimdi burada belki şundan bahsedebiliriz. İlk 3 oyunda gizli olup seçilemeyen bazı karakterlerin bu oyunda seçilebilir bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Belki bunlardan bahsedebiliriz. Bu arada Kintaro'yu görünce aklıma geldi. Bu oyunda boss karakterleri de seçip oynayabiliyorsunuz. Eski oyunlarda kilitli ama bu oyunda seçilebilen karakterlerden birisi Noob Saibot. Bi-Han, yani orijinal klasik Sub-Zero'nun öldükten sonra intikam almak için tekrar dünyaya dönmüş hali olduğunu söyleyeyim. Diğer bir karakterimiz Rain. Yağmur anlamına gelen Rain. Rain pembe demeyeyim de mor bir
ninja kıyafeti giymekte. Edenya krallığı var o dönemde. Onun prensi olmakta. Lakin Edenya krallığı Shao Kahn tarafından, yani Outworld tarafından fethedilmekte. Dolayısıyla krallık hakkı ortadan kalkmakta. Krallık hakkını geri almak için de Shao Kahn'a savaş açmış ve turnuvada onu dövmek için can atan bir Rain var karşımızda. Bunun haricinde Smok, zannedersem Ultimate World olmadığı için Smok'la oynamıştık. Ama robot haliyle. Onun insan olan, yani ninja olan beyaz kıyafetli bir beyaz kıyafeti olan bir ninja olarak bu oyunda görmekteyiz. Düşünüyorum başka karakter olarak kimden bahsedilebilir. Şimdi zaten şeyi seçtiğimiz zaman, oyuna girip karakter ekranını gördüğümüz zaman anlayacağız. Ha, aklıma geldi, Ermak var. O da gizli karakterlerdendi. O da Outworld savaşçılarına gerekli güçlerini veren gizemli bir kırmızı ninja olduğunu söyleyelim. Ve start'a basıp oyunumuza başlayalım. Çünkü yani oyunumuz çok 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 zor arkadaşlar. Diğer Mortal Kombat oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da maalesef uzun bir video bizi bekliyor olacak. Bakın bu Noob Saibot. Bahsetmiştim. Bu Ermak. Bu da Rain isimli karakterler. Diğer karakterler zaten diğer oyunlarda mevcuttular. Boss, şu son alttaki 4 tane boss karakter hariç. Onlar da tabii seçilebilir değildi. Diğerleri zaten seçilebilir karakterler. Yani bu klasik Sub-Zero, bu da kardeşi olan Sub-Zero diyelim ve oyuna dalalım. Evet, zorlu bir mücadele bizi bekliyor belli ki. Rain adından da anlaşılacağı üzere özel güçlerinde yağmuru kullanıyor. Tabii ki ilk iki karakterde çok zorlanacağımı zannetmiyorum ama diğer karakterler çok zorlu olacak ve böyle bir %22'lik kombosuna girebiliyorum Rain'in. Yani ben bu su atma olayını Rain'in genelde rakipleri kendi üzerimden uzaklaştırmak için kullanıyorum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Profesyoneller herhalde böyle yapmıyordur ama. Yani benim aklımca, benim kullanış şeklim bu şekilde. Evet, kaçırmayacaksınız. Oyunda cheat olarak One Button Fatality diye bir şey var. Yani rakibi dövdükten sonra tek butonla isterseniz Fatality, Brutality vesaire yapabiliyorsunuz. Lakin gerçekten bu oyundaki, evet bu arada Smoke çok fena başladı. Bu oyundaki Fatality'ler olsun, Beyblade'i, Animality gibi şeyler var. Çok beğeniyle karşıladığımı söyleyemem. Ayrıca o chat'i de aktif hale getirdiğinizde oyunda zaten glitch'ler var. Daha da glitch'li bir hale geliyor diyelim. Evet. Kötü başladığımız şeyi bitirdik. İyi bitirdik. Thank you.
Eyvah eyvah. Güzel. Güzel bir galibiyet aldık. Biraz dümenden de olsa. Yani ilk üç maçı kazandık ama biraz da jetonları atmaya tabiri caizse başlarız. Ama bana yaklaşma Sub-Zero. Yaklaştığımda arkadaşlar kendisi böyle yaklaşıyor. Evet, gene güzel bir galibiyet oldu. 4 maçı üst üste aldık. Evet, Endurance Battle'dan önceki son maçımız sevgili Raiden'la bizi zorlayacaktır. Evet, o yapınca özel hareketini gardıma alıyorum. Güzel. Güzel bir seri yakaladık orada. Ve galibiyet de geldi. Gerçekten sesler, backgroundlar falan arkadaşlar inanılmaz iyi gözüküyor. Ya asla hiçbir şey bir arcade portu kadar iyi olmuyor ama işte bu oyununda bir arcade versiyonu olmadığı için yapacak bir şey yok. Elimizdekiyle idare etmek dışında. Adamlar işte zamansız bir oyuna imza atmışlar. Tebrik etmek lazım. Evet. Sevgili Raiden'ı da geçtik. Ve baş belası Endurance Battle'dayız. Bakın hem Mortal Kombat 1 hem Mortal Kombat 2 Jack. Üst üste ikisi de geliyor. Ay. Neyse gene iyi geldik arkadaşlar buraya kadar. Bu da işte benim hiç hoşlanmadığım ama zannedersem 3'ten itibaren olan Beyblade diye bir bitirici hareket.
ve baleti. Gayet gördüğünüz gibi anlamsız. Zaten daha sonra zannedersem belli bir süre kullanılmıyor yani. Evet, şimdi tekrar reyini alıp mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, işte bunların olmaması lazım. Eyvah. Yapma be. Yani orada bir kaçırdık hareketi. Hemen bize pahalıya mal oldu yani. Evet, şimdi tekrar deniyoruz ama inşallah bu sefer geçerim. Ki Motaro'da çok daha fazla zorlanacağım. Bunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Yani şu şeyi attığı için maalesef benim bize canımdan gidiyor. O da zaten iki kişiye karşı bir mücadele verdiğim için canımdan da gidince artık yani öbür adama gelene kadar bir şey kalmıyor. Bir de böyle beklenmedik bir şey de olursa, beklenmedik bir darbe bir şey. Güzel. 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 Evet, ilerleyen seviyelerde genelde bu şekilde rakibi rekarde etmeye çalışıyoruz. Rain ile oynuyorsa. Rain maalesef benim böyle çok usta olduğum bir karakter değil. Vay be. Düzeni bozduk. Of. Eyvah. Evet, sinir bozucu şekilde hep son anda yeniliyoruz. Neyse, bir round daha var. Gördüğünüz gibi bayağı böyle satranç oynar gibi oynamanız gerekiyor. Güzel. Evet, dön dolaş World Combat Trilogy'nin en problemli boss'u olan Motora'ya geldik.
Evet, bir kaptı maalesef. Canınızın yarısı gidiyor gördüğünüz üzere. Çok zor bir galibiyet. Çok güzel. Yani Motaro ilkinde geçmek gerçekten benim için şu anda bir şaşırtıcı oldu. Evet, bakalım Shao Kahn Reis'te ne yapacağız? Evet, gördüğünüz gibi hiç müsaade etmezseniz böyle bir taktik işe yarıyor. Ama hiç special move'u ıskalamamanız lazım. Eyvah. Evet, şöyle bir yakaladınız mı arkadaşlar? Shao Kahn'ın da hakkından geliyorsunuz işte. Ve Mortal Kombat 3 veya Ultimate Mortal Kombat 3'ten farklı bir sunum yok. Farklı bir son yok. Burada diyor ki kayıp, Shao Kahn'ın kayıp hazinelerinden birini keşfettiniz. Ödülünüzü seçiniz diyor. Evet, Mortal Kombat 1 klasik takımıyla bir maç çıktı. Tam yeniyordum ya. Yani hatalı oyun. İyi, hadi bakalım.
bir round daha. Evet, onu da kazandık. O da güzel oldu. Evet, şöyle bir karakterlere bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kim kimi yaratmış? Kim kimi çizmiş daha doğrusu. Böyle John Türk diye bir isim var. Bütün ninjaları o yapmış. Yani Türk soyadının bizde bir alakası var mı hiç bilmiyorum. Evet, bu da bir klasik bir kredi ekranı. Game Over yazısı. Evet arkadaşlar, Mortal Kombat Trilogy öyle yarım saat 45 dakika oynanacak bir oyun değil. İnsanlar yıllarını veriyorlar. Ama biz size gösterme amaçlı. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama bir video çekeyim dedim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eski Mortal Kombat oyunlarını da lütfen izleyin. Bundan sonra Mortal Kombat 4 ile beraber devam edeceğiz ve konu bayağı dallanıp budaklanacak. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar diliyorum.